Türkiye bir an önce hiç zaman kaybetmeden maden yasasını değiştirmeli ve kıymetli madenlerinin talanını engelleyip kamulaştırmalıdır. İşte İzmir'de iki tane maden var. Bir tanesi İzmir'in su kaynakları üzerinde FM Çukur'da 9 yıldır altın çıkıyor. Nerede çevreci örgütler? Ben soruyorum, 9 yıldır FM Çukur'unda siyanür yöntemiyle altın çıkartıldığı da söyleniyor. Siyanürün de kullanıldığı söyleniyor. Yani Türkiye'nin altını, Türkiye'nin iç dış borcunu derhal kapatacak. Bergama'da da var. Türkiye'nin altın para rezerv kaynağına döner de dolar rezervinden çıkartırsak Türkiye'yi de ihya edecek bir durumdur. Ama biz Kanada'da gidip altın arayamıyorsak Kanadalı şirket de İzmir'in dağlarında gelip de ormanı, suyu zehirleyip altın çıkartamaması gerekiyor. İzmirli burada niye irade koymaz şaşarım. Siz bu konuda bilgi sahibisiniz anladım. Bilgi sahibiyim. Araştırıyorum. Hukuken de bununla ilgili yeni müracaatlarımız olacak. Devam eden bir hukuki süreç de var. Fakat bir daha ve bir daha söylüyorum. İzmirlilere sesleniyorum. Yani İzmir'in altınını İzmir'in su kaynakları üzerinde Kanadalılar çıkartıyor. Çok cumhuriyetçi isek, çok Atatürkçü isek, Atatürk buna müsaade eder miydi diye bir sorun bakalım. Cumhuriyeti savunan bir insan, cumhuriyetin, Türk milletinin doğal kaynağını elin gavurunun gelip buradan almasına, çalmasına, katletmesine, doğayı mahvederek gitmesine müsaade eder mi? Bunun neresi milliyetçilik? Türkiye'nin egemenliğinin en önemli noktasıdır. O da nereden başlıyor? İşte bak ben sana hedef gösteriyorum. FM Çukuru'ndan başlıyor. Ya sen kalkıp İzmir'den bir şirket, Kanada'nın ormanlarının içerisinde çok da güzel altın var burada birader, ben gideyim o altınları çıkartacağım desen Kanadalı sana ne diyecek? Ama Kanadalı şirket geliyor Kaz Dağları'nda, geliyor FM Çukuru'nda altın çıkartıyor. Uşak Eşme'de altın çıkartıyor. Bütün pisliğini bırakıyor. %4 Türkiye'ye pay veriyor, o da beyan usulü. Yani 100 kilo çıkarsa, 10 kilo çıkarttım desek eyvallah diyoruz. 90 kiloyu da çalıyor götürüyor. Bir de biz, hani çok affedersiniz, çok ahmakça bunlar bir de yatırım yapıyorlar diye teşvik uyguluyoruz, ceplerine para koyuyoruz. Yani Afrika'daki ülkeler bile uyandı böyle bir hırsızlık soygun olmaz diye. Türkiye maalesef uyanmadı. İşte bak, eleştiriyorum iktidarı. Herkes. Önümüzdeki günlerde ayrıntılı olarak bu dosyayı açacağız. İzmir'deki altın madeni işleten FM Çukuru'nda altın madeni işleten firmanın dosyasını açacağız efendim. Bakın, Türkiye'nin malı Türkiye'de kalması gerekiyor. Türkiye'nin malı, altın rezervi Türkiye'de kalması gerekiyor. Öyle değil mi? Bizim altınımızı nasıl alıyorlar? Nasıl çıkarıyorlar? Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini nasıl yağmalıyorlar efendim? Bir bakalım. Bu dosyayı bir açalım. Bakalım konunun uzmanları neler diyor. Çevreciler neler diyor. Orada yaşayanlar neler diyor. Bunları açacağız. Gideceğiz orada yaşayanlara. Orada yaşayanlar ne düşünüyor? Oradaki doğal habitat nasıl etkileniyor? Su kaynaklarımız nasıl etkileniyor? Siz altın çıkaracaksınız diye paralarınız, cepleriniz biraz daha fazla para görecek diye bizim insanımız neler çekiyor? Bunları konuşacağız. Bu dosyayı bekleyin efendim. Çok yakında açacağız. Ve ben size şunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Türkiye gündeminde yer alacak bu dosya. Haberiniz olsun. Bunu bir kenara not edin. Türkiye gündeminde yer alacak. İzmir'deki altın madeni dosyası.